İyi günler arkadaşlar. Finansal muhasebe dersinin artık son haftasına geldik. Bu hafta son ünite sonuç hesapları. Şu ana kadar ne yaptık dersek arkadaşlar? Şu ana kadar yaptığımız şey muhasebenin tanımını yaptıktan sonra muhasebe mesleğinden bahsettik, ilgili taraflardan bahsettik. Sonra bilanço eşitliği dedik. Bilanço nedir? Gelir tablosu nedir? Onlardan bahsettik. Hesap nedir? Madde nedir? Dedikten sonra önce dönem varlıkları, sonra duran varlıkları, arkasından kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakları anlattıktan sonra geçen hafta öz anlattık. Bu hafta sonuç hesapları anlatarak üniteleri tamamlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah 3. yarıda dönem sonu işlemleri diyerek bir sonraki aşamaya geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi sonuç hesapları dediğimizde arkadaşlar öncelikle daha önce de bahsetmiştik gerçi ama daha önceki ünitelerde gelir ve gider nedir bunları bir tekrar tanımlayalım size. Tekrar edelim. Sınavda da bununla ilgili sorular gelebiliyor. Şimdi gelir dediğimizde arkadaşlar diyeceğiz ki mal veya hizmet satışından elde edilenler. Tamam mı? Mal veya hizmet satışından elde edilenler. Daha önce gördük mü? Gördük. Nerede? Bunları anlatırken ben size dedim ki mal sattı. Tamam mı? Ne diyorum bakın? Mal veya hizmet satışından elde edilenler. Brüt tutarlar. Nereye yazmıştık? Yurt içi satışlar hesabına yazmıştık. Yurt içi satışlar hesabının ne tarafına? Alacak tarafına yazmıştık. Mal veya hizmet satışından elde edilenler. Ha bir de bunun dışında kalanlar var. Neler var örneğin? Faiz gibi, kira geliri gibi unsurlar var. Tamam mı? O zaman diyeceğiz ki mal veya hizmet satışından elde edilenler ile faiz, kira geliri gibi veya işte komisyonlar gibi unsurların brüt tutarına ben gelir adını vereceğim. Tamam mı? Buradaki brüt ifadesine dikkat edeceğim. Brüt dediğimiz. Az sonra karı tanımlayacağım. Onun da net bir kavram olduğunu söyleyeceğim. Brüt bir vardır. 300 liralık mal sattım. 300 lira gelirim var. 300 lira brüt gelirim var. Gider ise gider dediğimizde arkadaşlar diyeceğiz ki gider içinde dönem gelirinin elde edilmesi amacıyla yapılan varlık tükenmesinden de gider. Tamam mı? Dönem gelirini elde etmek için. Yani şurada yukarıdaki geliri elde etmek için yapılan varlık tükenmesinin adı giderdir arkadaşlar. Şimdi az önce geliri tanımlamıştım. Neydi? Örnek de vermiştik. 300 liralık mal sattım. Bu benim için nedir? Gelirdir, özür dilerim. 300 liralık mal sattım. Bu benim için gelirdir. Peki şunu söylesek, desek ki işletme 200 lira maliyetli malını 300 liraya sattı dersin. Bakın varlık tükenmesi. Ne tükendi? Mal varlıkları tükendi. Stoklar azaldı. Kaç liralık stok azaldı? 200 lira. Bunun adı giderdir. 200 liralık malı kaça sattım? 300 liraya. Bunun adı gelirdir. Gelir ne dedim? Brüt bir tutardır. Eğer 200 liralık malı ben 300 liraya sattıysam aradaki 100 liranın adı nedir arkadaşlar? Aradaki 100 liranın adı kârdır. Kâr net bir tutardır. Tamam mı? Bu kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelir hesaplarının işleyişine baktığımızda arkadaşlar yine ilk haftadan beri hemen hemen her derste tekrar ediyorum. Bir gelir oluştuğunda bakın şurada İmreç'i takip edin kursörü. Diyorum ki gelir varsa bu gelir brüt satış geliri olabilir. Olağan gelir veya olağan dışı bir gelir olabilir. Gelir oluştuğunda ilgili gelir hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. Sınavda dikkat. Aşağıdakilerden hangisi gelir hesapları için doğru bir ifadedir veya değildir diye sordular. Gelir hesaplarından bahsediyorum. Gelir varsa ilgili gelir hesabının alacak tarafına kayıt edilecek. Artı bunu gösteriyor. Sonra gelir hesapları ile ilgili bir şey daha bilmek gerekiyordu şu arkadaşlar. İki, dönem sonlarında
Hesabın alacak tarafında biriken tutar. Şu siyah artı var ya burada bakın. Burada biriken tutar. Nereye aktarılır? Dönem karı veya zararı hesabına aktarılır. Nasıl aktarılır? Dönem içinde hesabın bakın alacak tarafına yazmış idim. Şimdi aktarırken şu kırmızı bakın. Burada biriken tutarın karşılığı. Hesabın borç tarafına dönem karı veya zararı hesabının alacak tarafına kaydedilir. O zaman gelir tablosu hesapları ile ilgili diyeceğiz ki dönem içinde bu hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Yani gelir oluştuğunda hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Dönem sonlarında ise ilgili gelir hesabının borç, dönem karı veya zararı hesabının ise alacak tarafına kayıt yapılacak. Tamam, gelir tablosu hesapları içinde yer alan gelir hesaplarının işleyişiyle ilgili kural bu. Şimdi daha önce bahsettim demiştim. Gelir hesaplarını biz üç ana gruba ayıracağız. Dürüst satışların olduğu grup, olağan gelir ve karlar, bakın burada var, olağan gelir ve karlar. Bir de ne var? Olağan dışı gelir ve karlar. Gelir hesaplarını üç ana gruba ayırıyorum. Bir, dürüst satışlar. İki, olağan gelir karlar. Üç, olağan dışı gelir ve karlar. Dürüst satışları anlattık. Burada tekrar ona değinmeyeceğiz arkadaşlar. Yurt dışı, yurt içi satışlar hesabı. Bakın yurt içi satışları anlattık. Azerbaycan'da Bakü'de mal sattınız. Yurt içi satış. Türkiye'de, Ankara'da, Eskişehir'de mal sattınız. Yurt içi satış. Tamam mı? Olağan gelir kar. Yani bir ticaret işletmesinin ana faaliyet konusu mal satışı ise bürüt satış. Onun dışında bankada hesap açtırdınız. Tamam mı? Faiz geliriniz var. Menkul kıymet sattınız, karınız var. Menkul kıymet satış karları. Veya yabancı para değerlemesi nedeniyle, alım satımı nedeniyle oluşan kar var. Bunlara da ne diyeceğiz? Kambiyo karları. Bakın burada faiz gelirleri, menkul kıymet satış karları, kambiyo karları, olağan gelir ve karları örneği. Şimdi olağan dışından daha önce bahsetmediğimiz için bu ünitede bunun üzerinde durmuşlar. Ve demişler ki olağan dışı olanlar arkadaşlar bunlar sürekli arz etmeyecek. Yani devamlı olmayacak. O zaman şöyle bir basit ayrım yapabiliriz arkadaşlar. Derseniz ki örneğin sahip olduğunuz bir gayrimenkulü binayı kiraya verdiniz. Her ay kira geliri alıyorsunuz. Bu ne oldu? Bakın tekrar ediyor. Her ay gelir geliyor. Tamam? O zaman bu benim için olağan gelir kar. Ama bu binayı satarsam, satış sonucunda da kar elde edersem bu olağan dışı. Satış işlemi bir kez oluyor, değil mi? İkinci kez aynı binayı satamam ben. Bir kez satarız ve ortaya çıkan kâra da ne diyeceğiz? Olağan dışı diyeceğiz. Şimdi bakın bir başka örnek üzerinden gidelim. Diyor ki 5 Nisan 2020 tarihinde şüpheli alacak haline gelen 25 bin lira tutarlı bir alacak 20 Mart 2021 tarihinde tahsil edilmiştir. Yani burada dikkat edeceğiniz şey şu. 2020 yılı var. Bir de 2021 yılı var. İki tane yıl tarih var elimde. Biri 5 Nisan, biri 20 Mart. Biri 2020, 2021. Alacak şüpheli hale geldiği zaman 2020 yılında gider kaydedilmiş. Hatırlayınız, karşılık giderleri hesabına yazmış idik. O dursun orada. Şimdi diyoruz ki ya ben bu alacağı tahsil edemem diye ihtiyatlılık kavramı gereği şüpheli alacak yazmıştım. Ama şimdi alacağı tahsil ettim. Ne zaman? Bir sonraki yıl, 2021'de. Tamam. Şimdi ne yapacağız? İşlemi muhasebeleştireceğim. Kaç para? 25 bin lira. Hemen baktı. Kasadaki para varlıkları arttı. 25 bin lira kasa hesabının borç tarafına. Daha önce gider yazmıştım. Şimdi gelir yazacağım. Ama bu gelir 2021 ile değil. Hangi yılla ilgili? 2020 yılında şüpheli hale gelen alacakla ilgili. O zaman ne diyeceğiz bakın? Önceki dönem gelir ve kârları hesabı. 671. Nedir bu? Olağan dışıdır. Tamam mı arkadaşlar? Olağan dışı gelir ve kârlar içindeki bir unsur.
Daha sonra, daha önce karşılık hesabının alacağına yazmıştık. Şimdi borç tarafına yazdım. Şüpheli alacak artık yok tahsil edildiğine göre. Şüpheli ticari alacaklar hesabında alacak tarafına yazarak bu iki hesabı kapatmış oldum. Şimdi önceki dönem gelir ve karlarla ilgili bunu söyledikten sonra önce söylemiştim. Bakın burada bir duran varlık satışından bahsediyor. Diyor ki 20 bin lira maliyeti ve birikmiş amortisman tutarı 12 bin lira olan demirbaşları 10 bin artı KDV'ye peşin olarak satmıştır. Tamam. Kasaya kaç para girdi arkadaşlar? Oradan başlayayım. Kasaya giren para KDV dahil 11.800 lira. Değil mi? 11.800 liraya peşin satmış. 11.800 lira kasa hesabının borç tarafına yazılmış. Bu bir. Sonra şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. 20 bin lira maliyetli bir demirbaş var. Birikmiş amortisman tutarı da 12 bin lira. Burada hemen şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki 20 bin eksi 12 bin. Aradaki fark kaç para? 8 bin lira. Bu 8 bin liranın adı net aktif değeri veya net defter değeri. Tamam mı? 20 bin lira maliyetli mal, birikmiş amortisman. İkisi arasındaki farka baktım. Kaç dedim? 8 bin lira. Peki. Net aktif değeri veya net defter değeri 8 bin lira olan bu duran varlığı kaça sattık? 10 bin liraya sattık. Çünkü KDV bir maliyet veya hasılat unsuru değildi. O zaman ne diyorum? 8 bin lira maliyetli mal 10 bin liraya satıldıysa 2 bin lira kar vardır. Neydi duran varlık satışından elde edilen? Olağan dışıydı. Hemen geldik bakın. Diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabı. 2 bin lira hesabını alacak tarafıyla. Birikmiş amortismanlar hesabı alacak tarafıyla çalışıyordu. Artık duran varlık elimizden gittiğine göre birikmiş amortismanlar hesabının borç tarafına yazdım. Demirbaş 20 bin lira borç tarafındaydı. Artık yok. Onun da alacak tarafına yazdım. Ve hesaplanan KDV. Ne demiştik? Mal veya hizmet satın alındığı, satıldığında tahsil edilen veya edilecek KDV hesaplanan KDV'nin borç tarafına yazıyorduk. O da borç tarafında 1800 lira kaydedilmiş. O zaman böyle bir soru sordukları zaman bu kaydı sorabilecekleri gibi neyi de soruyorlar bazen arkadaşlar? Aşağıdaki hesaplardan hangisinin örneğin borç tarafına kayıt yapılır veya aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır gibi soru soruyorlar. Onun için de ne yapmanız lazım? Soruyu bir yerde çözüp şıklardan doğru cevabı bulmanız gerekiyor. Şimdi gelir hesap dediğimizde tabii bu konuya özellikle dönem sonu işlemlerinde daha detaylı bir şekilde değinecekler. Burada genel olarak bahsedelim arkadaşlar. Şimdi dönem ayarlamalarında ben dedim ki çok tehlikeli bu 8 tane hesap var. 4'ü burada, 4'ü de giderlerle ilgili. Bu 4 tane hesaba dikkat edin buradaki. 2 tane gelir tahakkukları var. Bakın bir tanesi dönem, bir tanesi duran varlık. Aynı isimde iki hesap ama dönem ve duran varlık. Gelecek aylara ait gelirler, gelecek yıllara ait gelirler. Bakın hesabın adının içinde gelir kelimesi olmasına rağmen bunlar gelir hesabı değildir. Bunlar bilanço hesabıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar bilanço hesabıdır. Gelir tahakkukları hesabı dendiğinde bilmeniz gereken şey nedir arkadaşlar? Sınavda bunu da sorabiliyorlar. Diyorlar ki cari dönemde hak kazanılmış ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek gelirler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? Doğru cevap gelir tahakkukları hesabı. Bu dönemde hak kazandım. Ama ne zaman? Daha sonraki aylarda tahsil edeceğim. Örneğin bankaya gittiniz. Bugün ayın kaçı oldu arkadaşlar? 25'i mi? 25 Haziran 2021'de bankaya gittiniz. Dediniz ki ben şu parayı vadeli yatırayım. 3 ay vadeli olarak 3 ay sonra alacaksınız. Ve bankada yatırdığınız para karşılığında faiz verecek.
Diyelim ki 1.000 manat para yatırdınız. Dedi ki 3 ay için sana 90 manat faiz vereceğim. Tamam mı? Şimdi o zaman 3 ay sonra sizin alacağınız faiz 90 bin. Bu gelir mi gider mi dersek bu gelir. Ne zaman hak kazanılacak? Vade sonunda. Ama ben aylık faaliyet sonuçlarını ölçüyorsam, yani bu hangi aylarla ilgili? Haziran'la ilgili, Temmuz'la ilgili, Ağustos'la ilgili, Eylül'ün bir kısmıyla ilgili. Değil mi? Ne var Haziran'da? 6 gün var 25'i dahil sayarsak. Temmuz'da var, Ağustos'ta var, Eylül'de de kaç gün var? 24 gün var. İşte toplam 90 gün vadeli bir hesap. O zaman ne yapıyorum bakın? Haziran'da bu 6 günlük faizi hesaplıyorum, gelir kaydediyorum. Faiz geliri diye. Ama henüz kazanılmadı. Yani henüz tahsil edilebilir hale gelmedi. O zaman nerede izleyecekmişiz? Gelir tahakkukları hesabında izleyecekmişiz. Bir diğer konuda arkadaşlar, gelecek dönemlerde gerçekleşecek ancak cari dönemde tahsil edilen gelirleri de nerede izliyormuşuz? Gelecek aylara ait gelirler. Bu dönemde tahsil ediyorum ama gelir daha sonraki aylarla ilgili. Çünkü neydi, bir kural vardı. İşletmenin ömrü sonsuz, buna süreklilik demiştik. Bir de dönemsellik kavramı vardı. Ki orada neyi demiştik? Tahakkuk esası. Gerçekleşme esastır arkadaşlar. Tamam mı? Nakit esası değil. Yani bir gelir veya bir gider ilgili dönemde kaydedilir. Haziran ayının geliri ise Haziran ayının. Temmuz ayının ise Temmuz ayının. 2020 yılının ise 2020 yılının. Yani 2020 yılının bir gelirini 2021'e kaydedemeyiz. Tamam mı? Onun için bu ayrımlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hemen devam edelim bakalım ne var burada. Burada bir tane örnek var. Diyor ki bakın, işletme sahip olduğu bir gayrimenkulü 1 Temmuz 2020 tarihinde 6 ay için kiraya vermiş ve 60 bin artı KDV'ni tahsil etmiştir. 60 bin artı KDV. Yani aylık kira ne kadarmış? 10 bin artı KDV. Şimdi ben bunu 1 Temmuz'da kiraya verdim. 1 Temmuz'da da KDV dahil 70.800 lirayı tahsil ettim. Artık herkes diyor ki tahsil edilen tutar kadar kasa hesabının borç tarafına kayıt yapılacak. 70.800, bakın kasa hesabının borç tarafına yazdık. Ve bu işletme faaliyet sonuçlarını aylık olarak belirliyor. Yani Temmuz ayının sonunda acaba kaç lira kar elde ettim onu belirliyor. Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de her ay sonunda bunu yapıyor. Şimdi burada işlemi muhasebeleştirirken şuna dikkat edeceğiz. Acaba Temmuz ayının geliri kaç para? Bakın toplam tahsil edilen para 70.800, o ayrı bir şey. Ama ne yapacağım? Acaba soru şu, 60 bin liralık kira gelirinin ne kadarı Temmuz ayına ait? Ne demiştik? Aylık 10 bin liraydı. O zaman bakın, diğer olağan gelir ve karlara 10 bin lira yazdım. Bu ne zaman yapılan kayıt? Temmuz ayında yapılan kayıt. 1 Temmuz'da. Ve 1 Temmuz'da yapılan kayıtta hemen bakıyorum. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kalan 5 ay ise bir bilanço hesabına yazılıyor. Bu hesabın adı da gelecek aylara ait gelirler hesabıdır. 50 bin lira. Tamam mı arkadaşlar? O zaman Temmuz ayının kaydını sorarlarsa Temmuz ayında gelirim 10 bin lira. Ama Temmuz ayında tahsil ettiğin tutarın 50 bin liralık kısmı takip eden aylarla ilgili. Ona da ne dedim? Gelecek aylara ait gelirler. Bir de KDV var. Tahsil edilen KDV'yi de nereye yazıyorduk? Hesaplanan KDV'ye 10.800 lira diye yazdık arkadaşlar. Burada dikkat edilecek şey şu dönem ayrımlarına dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki 31 Ağustos'ta yapılacak kayıt nedir? Bu soruyu sordular ve dediler ki 31 Ağustos tarihinde yapılacak kayıt nedir? Şimdi ne yapacağım 31 Ağustos'a geldiğinde? Ağustos ayına ait kısmı gelir kaydedeceğim. Daha önce kaydetmemiştim bakın burada. Ağustos, Eylül. Ne demiştik? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 5 ay kısım nerede gözüküyordu?
gelecek aylara ait gelirlerle gözüküyordu. 31 Ağustos'ta ne yapacağım arkadaşlar? Bakın Ağustos ayının kaydını okla göstermişiz. Gelecek aylara ait gelirler hesabının daha önce alacağındaydı. Şimdi borcuna yazdım. Ağustos ayının gelirinde hemen yazıyorum. Bakın bir gelir tablosu hesabı. 6 grup kodu. Diğer olağan gelir ve karlar hesabının alacak tarafına yazıyoruz. Tamam mı? Bu da Ağustos'un kaydı. Peki. Şurada hemen bir şeye daha cevap verelim. Mesela deseler ki size 30 Kasım 2020 tarihindeki kaydı yapınız. 30 Kasım'da nasıl bir kayıt yapılacak? Doğru cevap ekranda gördüğünüz kaydı bir kez daha yapacak. Çünkü Kasım'ınki de gelecek aylara ait gelirlerde gözüküyordu alacak tarafında. Yine gelecek aylara ait gelirler hesabının alacak tarafına yazılan tutar için borç tarafına yazacağım. Yine gelir hesabının adı diğer olan gelir ve karlar hesabı olacak arkadaşlar. Tamam. Bu ayrıma dikkat. Şimdi gelir hesapları ile ilgili bir diğer konuda demin gelir tahakkukları hesabı. Gelir tahakkukları hesabı içinde bir tane örnek. Az önce konuşmuştuk. Onu hemen örneklendirelim. Diyor ki 1 Nisan 2020 tarihinde bakın az önceki örnek. Bankada 3 ay vadeli yıllık %20 faizli 60 bin lira tutarlı mevduat hesabı açılmış. Yani bankaya gitmişsiniz demişsiniz ki 60 bin lira 60 bin manat param var neyse. Yatırmışsınız kaç ay vadeli 3 ay. O da demiş ki yıllık %20 faiz veririm demiş. Yani bir yıl yatarsa %20'si kadar. Bizimki 3 ay olduğu için ne yapacağız? 3 bölü 12 1 bölü 4'ünü yani %25'ini ben faiz olarak alacağım. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. 1 Nisan'da parayı yatırdık. Kasadan para çıktı, bankaya gitti. 1 Nisan'da bankadaki para varlıklarım arttı. Bankalar hesabının borç tarafına 60 bin, kasa hesabının alacak tarafına 60 bin lira yazdım. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir. İki, 30 Nisan 2020 tarihine geldik. Tamam mı? 30 Nisan. Ne demiştik? Ben bu faize ne zaman hak kazanacağım? 3 ay sonra. Ama ben aylık faaliyet sonuçlarını ölçüyorum. 3 ayı beklemeden Nisan ayına ait olan geliri kaydetmem lazım. Hemen hesapladık. Neydi? Yıllık 12, bir aylık kısmı 1000 lira kabaca hesapladık. Hemen bunun gelir kaydını yapıyorum. Bir gelir varsa ilgili gelir hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 642 faiz gelirleri 1000 lira. Henüz tahsil edilebilir yani bankadan istenebilir hale gelmediği için gelir tahakkukları hesabının da ne tarafına yazdık? Borç tarafına yazdık arkadaşlar. Şimdi 30 Nisan'da bu kaydı yaptıktan sonra bakın Mayıs ayında da bu kayıt, şu kayıt bir kez daha tekrar edecek. Gelir tahakkukları, faiz gelirleri 1000 lira diye. Yani 30 Nisan'dan sonra 31 Mayıs tarihinde de bu kaydı yaptıktan sonra 30 Haziran'a geldiğimizde arkadaşlar gelir tahakkukları hesabında 2000 lira birikti. Bakın. Hemen ne yapacağım? Artık bu para bankadan istenebilir hale geldi. Ve diyelim ki kaç para artık vade sonunda benim alacağım para? 3000 lira. Yasa ne diyor? Bunun üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır. Kaç para demişiz? Biz bunu %15 demişiz. 300 binin %15'i 450 lira. 3000 liradan 450 lirayı düşer. Kalan tutar 2550 lira bankadaki hesaba yatırılır. Bakın bankadaki para varlıklarım 2550 lira arttı. Peşin ödenen vergi fonlar, bankanın vergi sorumlusu olarak benden kestiği para, o da 450 lira. Ve gelir tahakkukları Nisan ve Mayıs ayına ilişkin tutarlar, hesabın borç tarafındaydı bakın gelir tahakkukları. Getirdik bunu alacak tarafına yazdık. Bir de ne var? Haziran ayının faiz tahakkuku var, o da 1000 lira. Bu da geldikten sonra faiz tahakkukları hesabı, 642, şu, faiz gelirleri hesabı olacak. Faiz gelirleri hesabı dedik. Faiz gelirleri hesabının alacak tarafında 2000 vardı, 1000 daha geldi, 3000 lira. Böylece 3 aylık faiz
ilgili hesabın alacak tarafına geldi. Gelir hesapları ile ilgili bunu söyledikten sonra arkadaşlar bir de sonuç hesapları kapsamında ele almamız gereken bir şey var, o da gider hesapları. Gider hesaplarına baktığımız zaman genel kural şu: bir gider varsa ilgili gider hesabının her zaman borç tarafına kayıt yapılır. Daha önce gördük, finansman giderleri dedik, giderleri, pazarlama satışları, atın giderleri veya satış hasılatını azaltan, değil mi, virüs satışları azaltan satış indirimleri bu kapsamda ele alınıyor idi. Bakın burada artı dediğimiz bunu gösteriyor. Dönem içinde hesap borç tarafıyla çalışır. Gider hesapları ile ilgili bir soruyla karşılaşırsak kurallar neymiş? Bir, gider oluştuğunda ilgili gider hesabının dönem içinde borç tarafına kayıt yapılır. İki, dönem sonunda ilgili gider hesabında biriken tutar dönem kârı veya zararı hesabına devredilir. Tamam mı? Dönem kârı veya zararı hesabına devredilir. Nasıl devredilir? İlgili gider hesabının alacak, dönem kârı zararı hesabının ise borç tarafına kayıt yapılarak devredilir. Daha önce benzer şeyleri nerede söylemiştik? Gelir hesaplarının işleyişinde kuralları. O zaman ne yapacağız? Siz çalışırken bir yere gelir hesaplarını, bir yere de gider hesaplarını not olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi neler varmış şöyle bakalım. Satış indirimleri dediğimizde bunları aslında biz nerede? Stok hesaplarında gördük. Şöyle bir sınava da hazırlık olmuş olsun. Bakalım hemen bu bilgileri nasıl kullanacağız sınavda. Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı veya alacak tarafında 250 bin lira. Tamam mı? Hesabın alacak tarafında 250 bin lira var. Bunun adı brüt satışlardır arkadaşlar. Bunun adı brüt satışlardır. Hemen sağ taraftaki hesaplara bakalım. Satıştan iadeler hesabı 15 bin. Satış iskontoları hesabı 5 bin. Satılan ticari malların maliyeti 175 bin. Şimdi hemen şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bir, acaba şu ekranda gördüklerinizden hangisi veya hangileri satış hasılatını azaltır? Yani ne satışlara ulaşmak için kullanılır? Bakın sattığınız malı iade almışsınız 15 bin lira, bir de iskonto yapmışsınız 20 bin lira. Bu 20 bin lira satış indirimidir. Tamam mı? 15 artı 5. Brüt satış kaçtı? 250 bin. 250 eksi 20 bin dersek şu ikisinin toplamı 230 bin liranın adı net satışlardır arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bir sürü soru çıkabilir burada sınavda. Net satış hasılatı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ne yapacağım? 250 eksi 15 eksi 5 230 bin lira. Veya derler ki bu bilgilere göre satış, brüt satış kârı veya zararı kaç paradır? Ne satışlar kaç paraydı? 230 bin lira. Soru şu: acaba 230 bin liralık mal satmışsınız. Bu satışın maliyeti kaç para? 175 bin. Siz ne diyor? 175 bin lira maliyetli malı 230 bin liraya sattıysanız eğer aradaki fark kaç para yapar? 55 bin lira mı yapar? 55 bin lira brüt satış kârıdır. Brüt satış 250 bin, net satış 230 bin, satış indirimleri 20 bin, satılan ticari malların maliyeti 175 bin, brüt satış kârı zararı da bu ekrandaki bilgilere baktığımızda 55 bin liradır. Az önce hesaplamasından bahsetmiş idik. Şimdi faaliyet giderleriyle ilgili arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var hesapların işleyişiyle ilgili. Şimdi bir kural var. Tek düzen hesap planı diyor ki faaliyet giderleriyle finansman giderleri, faaliyet giderleriyle finansman giderleri dönem içinde fonksiyonel gider hesaplarına kaydedilir diyor. Tamam mı? Bu ne demek? Örneğin faaliyet giderlerinden bir tane örnek vermiş kitabınız. Genel yönetim giderleri. Grup kodu kaç bakın bunun? 7. Bu bir fonksiyonel gider hesabıdır. 7 grubundaki hesaptır.
Diyor ki bir genel yönetim gideri varsa dönem içinde, bakın burada 1 ile gösterdiğimiz, ne yapacaksınız? Hesabın borç tarafına yazacaksınız. 2 ile gösterilen ise dönem sonunda yapılacak kayıt. Diyor ki yine tek düzen hesap planı, dönem sonlarında fonksiyonel gider hesaplarında biriken tutar. Bakın imleci takip edin. Fonksiyonel gider hesapları, yani genel yönetim giderleri hesabında biriken tutar. Yansıtma hesabı yardımıyla, bakın burada gösteriyor. Nereye aktarılır? Genel yönetim giderleri hesabına aktarılır. Ne zaman? Dönem sonunda. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekerim. O da şu. 770 genel yönetim giderleri, 632 genel yönetim giderleri. İki tane aynı isimli hesap, iki farklı hesap kodu var. Biri 770, biri 632. Tamam. 770 genel yönetim giderleri dönem içinde çalışacak. 632 genel yönetim giderleri de dönem sonunda çalışacak. Bunu yine sınav için not almanız gerekiyor arkadaşlar. Veya sınav için bunu bilmekte fayda var. Dönem sonunda ne yapıyormuşuz o zaman? Yansıtma hesabı yardımıyla gelir tablosu hesaplarını aktarıyoruz. Bakın bir tane örnek. Ne demiştik? Dönem içinde genel yönetim giderleri hesabını ne tarafına yazın? Borç tarafına. Yazmışız. Genel yönetim giderleri hesabının borç tarafında 310 bin lira. Hangi tarih itibariyle? 31 Aralık 2020. Ne demiştik arkadaşlar? Şunu demiştik. Burada biriken tutarı yansıtma hesabı yardımıyla genel yönetim giderlerine, yani yansıtma hesabını alacak gelir tablosu hesabının borç tarafına yaz. İşte onu yapmışız. Bu dönem sonunda yapılan kayıt. Genel yönetim giderleri 632'nin borç tarafına 310 bin lira. Genel yönetim giderleri hesabının da yansıtma hesabını alacak tarafına da 310 bin lira yazılmış. İkisi de 310 bin lira oldu. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ya bununla uğraşacağımı niye doğrudan 632 genel yönetim giderlerine yazmıyoruz diye. Burada tabii özellikle maliyet muhasebesi dersinde anlatacaklar. Dönem sonu işlemlerde de anlatacaklar arkadaşlar. Bütçeleme konusu var. Standart ve tahmini maliyet uygulamaları var. Orada bütçelenen rakamla fiili tutar arasındaki farkın takibi için bu yansıtma hesaplarını, bir de gider dağıtımları nedeniyle yansıtma hesaplarının kullanılması önem arz ediyor. Bunu bu şekilde bıraktıktan sonra arkadaşlar olağan gider ve zararlardan bahsediliyor. Yine olağan gider ve zararlarla ilgili konuyu nerede gördük? Daha önceki haftalarda anlatırken üzerinde konuştuk ki bunların bir kısmını da zaten dönem sonu işlemleri dersinde göreceksiniz. Ama ne yaptık biz? Komisyon giderlerini, karşılık giderlerini, menkul kıymet satış zararını, kambiyo zararından bahsettik geçmiş haftalarda. Onun dışındaki hesapları reskont faiz giderleri gibi nerede dönem sonu işlemlerinde alacak senetleri, borç senetleri veya senetli alacak ve borçların değerlemesinde göreceksiniz. Orada anlatacaklar arkadaşlar. O zaman bunda ne yapmışız? Daha önceki haftalarda anlattığımız için bunu geçtik. Şimdi finansman giderleri aynı nede olduğu gibi genel yönetim giderlerinde olduğu gibi nedir burada? Tek düzen hesap planında dönem sonunda yansıtma hesaplarıyla gelir tablosuna aktarılması gereken hesap grubundan bir tanesi. Bakın dönem içinde finansman gideri dediğimiz şey arkadaşlar borçlanma giderleri. Örneğin bankadan kredi çekiyorsunuz. Kullandığınız kredi karşılığında bankaya faiz ödüyorsunuz. Ödediğiniz bu faiz sizin için bir giderdir ve bunun adı finansman gideridir. Kaç paraymış finansman gideri arkadaşlar? 80 bin liraymış. Dönem içinde nereye yazıldı? 780 finansman giderleri hesabının borç tarafına 80 bin lirayı yazdım. Dönem sonunda ne yapacağım? Aynı şurada olduğu gibi bakın arkadaşlar. Şurada olduğu gibi. Yani şunun finansman gideri olduğunu varsayın 780. Şunun 781 finansman giderleri yansıtma hesabı. Şurada da 660 ve 661 kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri var. Şimdi neyi gösteriyor burada? Burada gösterilen şey şu.
31 Aralık 2020 tarihinde 80 bin liralık finansman gideri var. Burada hemen bir notla beraber aşağıdaki örneği çözmemiz lazım. Bu 80 bin liralık finansman giderinin 1 bölü 4'ü, %25'i kısa vadeli, %75'i de uzun vadeli borçlanmayla ilgiliymiş. O zaman diyor ki finansman giderlerine bakın. Ne kadarı kısa vadeli, ne kadarı uzun vadeli borçlanmayla. Eğer kısa vadeli ise nereye yazıyor? Bakın gelir tablosu hesabının adı 660 kısa vadeli borçlanma giderleri. 80 bin liranın %25'i, 1 bölü 4'ü 20 bin lira az önce söylemiştik. Uzun vadeli borçlanma ise %75'iydi, yani 3 bölü 4'ü, o da 60 bin lira. Finansman giderleri yansıtma hesabında alacak tarafına yazdım. Ne yaptım? Dönem içinde finansman giderleri hesabı çalıştı. Dönem sonunda ne yaptık? Yansıtma hesabı yardımıyla ilgili gelir tablosu hesaplarına aktarmış olduk arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz gelir tahakkuklarıyla gelecek aylara ve yıllara ait gelirler hesabında olduğu gibi bir de bunun gider boyutu var. Gider boyutunda da yine ne var? Burada hani az önce demiştik ya bunlar tehlikeli hesap. Bunlar bakın hesabın adının içinde bir kez daha söyleyelim. Gider kelimesi olmasına rağmen bunlar gider hesabı değil arkadaşlar. Bunlar bilanço hesabı. Hemen bakın diyor ki gider tahakkukları şeye geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Gider tahakkukları iki tane, biri 381, biri 481. Biri kısa vadeli, biri uzun vadeli yabancı kaynak grubunda yer alacak. Tamam mı? Bakın diyor ki cari dönemde gerçekleşen ancak gelecek dönemlerde ödenecek giderler. Kural neydi? Dönemsellik, tahakkuk ilkesi. Hangi dönemde tahakkuk ettiysek o zaman gider yazacağım. Tamam mı? Hangi dönemde gider oluştuysa o dönemde yazacağım. Bu kez de şöyle diyelim. Bankadan kredi çektim. Banka dedi ki tamam sana kredi verdim. Bugün parayı al 25 Haziran 2021'de git. Bunu 6 ay sonra getir ana para faizini öde bana dedi. 6 ay sonra ödeyeceğim faiz ama bu 6 aylık süreyi kapsıyor. Yani nedir? Haziran'da 6 gün, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta da 24 gün. Tamam? Ne oldu şimdi bakın? Her ayın faizini hesaplamam lazım. Gider kaydedeceğim ama ödemesi ne zaman? Vade sonunda. O zaman bu ödeme daha sonraki bir döneme kalıyorsa gider tahakkukları hesabı kullanacak. Gelecek aylara ait giderlere ve yıllara ait giderlere baktığımızda ise arkadaşlar gelecek dönemlerde gerçekleşecek ancak cari dönemde ödenen giderlerdir. Tamam mı? Örneğin bir dergiye abone oldunuz, bir yıllık parasını peşin ödediniz. Siz bugün ödediyseniz örneğin Haziran ayı ise Haziran ayınınkini bu dönem yazarız gider diye kalan kısmını ayırmak gerekiyor. Nereye? Ya gelecek yıllar olur ya da gelecek aylar olacaktır. Tamam mı? Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra gelin hemen şuna bakalım arkadaşlar. İşletme düzeltelim. İşletme 1 Nisan 2020 tarihinde mesleki bir dergiye abone oluyor. Evet bakın. Ve bir yıllık abone bedeli olan 180 bin lira artı 32 lira 40 kuruş KDV'yi peşin olarak ödüyor. Tamam mı? Bir yıllık bir dergiye abone oluyorsunuz. O zaman derginin her bir sayısı aylık dergi olduğuna göre her bir aya isabet eden tutar 15 liradır. Nasıl bulduk? 180 liraysa 180 lirayı 12'ye bölerseniz 15 lira bölü ay her bir ayın nesi olacak arkadaşlar? Abone dergi bedeli olacak. Şimdi yine kural şu. Faaliyet sonuçlarını aylık ölçüyorum. Burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Bakın şurada cursor'a dikkat edin. Ve dönemsellik kavramında bir şeyden daha bahsetmiştim ben size arkadaşlar. Arkadaşlar bir takvim yılı bir mali yıldır. Tamam mı? Bir mali yıl bir takvim yılı. Takvim yılı ne zaman başlıyor? 1 Ocak'ta başlıyor, 31 Aralık'ta bitiyor. Tamam.
Bunu da unutmayacağız. Hemen bu örneği çözelim. 1 Nisan 2020'de kasadan çıkan para kaç lira arkadaşlar? 212 lira 40 kuruş. Bakın harcama, kasadan çıkan para 212 lira 40 kuruş. Nedir bu 212 lira 40 kuruş? 180 artı 32 lira 40 kuruş. Kasadan para çıktı. Kasa hesabının alacak tarafına. Şimdi ben aylık faaliyet sonuçlarını ölçüyorum. Nisan ayında kaydı yapıyorum ve Nisan ayının gideri kaç para? Az önce hesaplamıştık. Bir aylık kaç paraydı? 15 liraydı. Hemen diyorum ki bakın, genel yönetim giderleri hesabı 15 lira. Az önce söyledik. Sonra Nisan ayını gider kaydettim. Şimdi nereye kadar sayayım? 31 Aralık 2020 yıl sonuna kadar sayıyoruz. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kaç ay oldu? 8 ay oldu. 8 ay çarpı aylık 15 liraysa 8 çarpı 15 120 lira 1 Nisan itibariyle gelecek aylara ait gelirler hesabına kaydedilir. Kalan 3 aylık kısım, yani Ocak, Şubat, Mart 2021'e ait olan kısım ise gelecek yıllara ait giderlerdir. O da kaç paradır? 3 çarpı 15, 45 lirayı da buraya yazdık. Ödenen veya ödenecek KDV'de indirilecek KDV hesabının borç tarafına. O zaman Nisan ayındaki kaydı size sorarlarsa arkadaşlar, ilk yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken şey şu. 1. Nisan ayının gideri kaç para? 15 lira. 2020 yılında Nisan ayından kalan kaç para? Onu hesapladık. Mayıs, Haziran diye saydık. 8 ay çıktı. 8 çarpı ne dedik? 15, 120 lira. 45 lirada 2021 yılına ait olan kısımda 2020 yılı için, gelecek yıllar olduğu için hesabın borç tarafına yazdık. Hangi hesabın? Gelecek yıllara ait giderler hesabını. Ve 31 Mayıs'taki kayıt. Geldik, Nisan geçti, 31 Mayıs'a geldik. Mayıs'ın faaliyet sonuçları. Mayıs ayını ben nerede izliyordum arkadaşlar? Gelecek aylara ait giderler. Buradan çıkarmam lazım. 31 Mayıs'ta gelecek aylara ait giderler hesabının borç tarafındaydı. Şimdi ne tarafına yazdım? Alacak tarafına. Artık bu dönem gideridir. Genel yönetim giderleri hesabında borç tarafına yazdık. Aşağıda siyah bir baloncuk içinde beyaz yazı. Diyor ki bakın, diyor. Ne diyor? 30 Haziran, 31 Temmuz, 31 Ağustos, 30 Eylül, 31 Ekim, 30 Kasım tarihlerinde bu kaydı tekrar edin diyor. Tamam. Yani her ay gider yazın. Gelecek aylardan çıkarıp nereye aktarın? Dönem gideriyle ilgili hesaba aktarın diyor. Sonra ne yapın diyor? 31 Aralık'a geldiğinde bu kaydı bir kez daha tekrar edin. Ama hemen şuraya döneyim. Şu tarihe geldiğimizde arkadaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine geldiğimizde artık buradaki gelecek yıllara ait giderlerde gözüküyordu ya, gelecek yılları. Diyor ki gelecek yıllardan çıkar, gelecek aylara aktar diyor. İşte bakın ne yaptık. Gelecek yıllara ait giderler hesabının borç tarafındaydı. Alacak tarafına yazdım 45 lirayı. Artık nerede gözüküyor 31 Aralık 2020'de? Gelecek aylara ait giderler. Yani mali tabloyu bilançoya alan bir kişi gelecek aylara ait giderleri görürse 31 Aralık 2020'de ne diyecek? Diyecek ki bu işletmenin 2021 yılında gidere dönüşecek tutar 45 liradır diyecek. Bu bilgiyi okuyacak. Ha, bu bilgileri okumanız lazım ileriki dönemler için. Mali analiz dersi göreceksiniz veya finansal tablolar veya finansal yönetim. Orada bu analizleri yapacaksınız. Ve gelir tahakkuklarına gelirsek, özür dilerim. Gelir tahakkuklarını anlattık. Gider tahakkuklarına bakarsak. Diyor ki işletme 1 Eylül 2020 tarihinde Z Bankası'ndan 6 ay vadeli yıllık %30 faizi ana para ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacak 100 bin lira tutarlı avans kredisi çekmiş. Banka kredileri anlatırken avans kredisinden bahsetmiştim. Kredi çekiyor bankadan 100 bin lira. Ne oldu? Kasadaki para varlıkları arttı, bankaya olan borç arttı. Pasif karakterli hesap banka kredileri, aktif karakterli hesap kasa hesabı. Her ikisinde de artış var. Kasa hesabının borç, banka kredileri hesabının alacakları. Krediyi çektim bankayla 1 Eylül'de.
Yaptığım anlaşma gereği ne diyorum? 6 ay sonra ben sana hem 100 bin liranı vereceğim hem de faizi. Ne kadarmış? Yıllık %30 faizli. 6 ay kullandığıma göre ona göre de faiz hesaplayacağız az sonra. Hemen bakalım. 1 Eylül'de krediyi kullandım, bu kaydı yaptıktan sonra 30 Eylül'e geldik. 30 Eylül'de artık bir aylık kısmı benim için giderdi. Ama banka bunu benden isteyemez. Ne zaman ister banka benden? Vadesinin sonunda. Yani benim henüz onu ödeme gibi bir yükümlülüğüm yok. Ama gideri kaydetmem lazım. Dönemsellik ilkesi değil mi? Tahakkuk hemen. 780 finansman gideri 2500 lira. Nasıl hesapladınız? 100 binin %30'u 30 bin lira. Değil mi? 30 bin liranın da 12'ye bölerseniz ne yapar? 2500 lira bir aylık kısmı. Kabaca bu. Tabii bunun üzerine başka giderler, şunlar bunlar da masraflar yüklenir. Finansman gideri 2500 30 Eylül'de. Gider tahakkukları hesabı henüz karşı taraf alacaklı tarafından istenebilir hale gelmedi. Daha sonra ödeyeceğim bu gideri ben. Gider tahakkukları hesabının borç tarafına yazdım. 30 Eylül'den sonra 31 Ekim geldi. Yine kar zararı benim ölçmem lazım. Gideri ve geliri kaydedeceğim. Tahakkuk esası var. Hemen diyorum ki ya acaba Ekim ayının ne kadar? Yine 2500 lira. Ekim ayında bu kaydı yapıyorum. Hemen alttaki açıklamaya dikkat. Diyor ki yukarıdaki kayıtları 30 Kasım, 31 Aralık, 31 Ocak tarihlerinde tekrar et. Vade sonu 28 Şubat tarihine geldiğimizde ise yapacağımız kayıt şu diyor. Gider tahakkukların 12.500, daha önce hesap alacak tarafıyla çalışmıştı. 5 aylık 2500 çarpı 5. Finansman giderleri 2500. Banka kredileri hesabının da ne tarafına? Alacak tarafına 15 bin lira yazdım. Şu anda benim bankaya olan kredi borcum 100 bin artı faiz. Vade de geldi, bankaya bunu ödeyeceğim ben. Ödediğim zaman banka kredileri hesabının borç tarafına 115, kasa hesabının da alacak tarafına ödeme nedeniyle 115 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böylece ne yaptık? Sonuç hesaplarını da bu şekilde anlatmış olduk. Böylece kitaptaki üniteleri tamamlamış olduk. Ama e-kampüs uygulamasına girdiğinizde orada bu derse ilgili yine sınava hazırlık üniteleri olması lazım. Onları da çalışın. İnşallah sınava girdiğinizde başarılı olursunuz. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.